Şimdi şöyle düşünelim. Musul'un yaklaşık 1,5-2 milyonluk kocaman bir şehir olduğunu düşünelim ve gördüğünüz gibi Dicle'nin iki tarafında aynı Budapeşte gibi yaslanmış tarihi bir şehir. Bu bir. İkincisi, evet. Burada haritadan da anlaşıldığı gibi Peşmerge kuvvetleri Beşika'ya giriyor ama zaten bunlar yakında konuşlanmışlardı. Dikkat ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de askeri birlikleri burada ve Sayın Numan Kurtulmuş açıklamada bulunmuştu. Eğer Beşika'da Türk ordusuna herhangi bir saldırıda bulunursa bu Ankara yapılmış olarak Türkiye kararlarını burada koydu ortaya. Şimdi bu harekat aslında daha tam bildiğimiz manada askeri bir operasyon olarak birebir muharebe içerisinde değil. Yani kanatlarda meydana gelen bir takım çatışmalar bunlar. Yoksa daha ben şunu tahmin ediyorum. Bir defa DEAŞ iki şey yapıyor, taktik uyguluyor. Bunlardan bir tanesi sürpriz bir şekilde intihar saldırılarıyla gerek peşmerge kuvvetlerine gerekse Irak ordusuna saldırılarda bulunuyor. Böylece onları ürkütmek istiyor. Öbür taraftan da pasif savunma dediğimiz tedbirlerle nedir onlar? İşte kuyularının yakılması ve diğer tuzaklama sistemleriyle onların harekatını yavaşlatmak istiyor. Demek ki burada asıl alan Musul'un içerisinde bir kent muharebesine hazırlanacağını görüyoruz. Yani şundan da şu sinyaller alıyoruz. Sizin dediğinizle aslında birebir örtüşüyor. 7. günündeyiz dedik ve operasyonun başlamasından bugüne çok fazla ciddi bir direnişle karşılaşmadı. Ne peşmergeler ne de Irak ordusu. Evet. Ciddi bir dediğiniz gibi meydan muharebesi ya da meydan çatışması yaşanmadı. Acaba DEAŞ buradaki Başika'daki olsun, işte Kerkük'ün güneyinde Havice tarafındaki olsun güçlerini Musul'da mı birleştiriyor? Onu mu anlamalıyız? Şimdi çekilme hattını biliyorsunuz açık bıraktılar. Telafer üzerinden Sincar'a gelmesini buradan istiyorlar. Buradan Suriye'ye gelecek. Ondan sonra bazıları bunun olacağını söyledi. Nitekim bir takım geri çekilmeler var. Türkiye'nin teklifine gelince Türkiye telaferi beraber koruyalım dedi. Bunu Sayın Savunma Bakanı'na da misafirimize de bu Türkiye'nin tutumu izah edildi. Ama burada iki husus var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin PYD'yi vurması. Neden Amerika bu şekilde hareket etti? Yani Türkiye Suriye'deki PYD kararını ortaya koydu. Yani siz PYD'yi bu şekilde silahlandırır, benim gireceğim yere girerseniz. Türkiye çünkü söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, biz el baba gireceğiz dedi. Hani orada PYD'nin hareketlenmesi Türk ordusunu harekete geçirdi. Hı hı. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi örgüt burada bir kent muharebesine hazırlanıyor. Üçüncü husus, bu henüz tam net değil. Belki de Amerikalıların söylediği iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi ellerinde kimyasal silah olabilir mi? Bu bir. İkinci husus da şu, kişileri rehin alması. Yani sivilleri rehin alacak şekilde burada meskun mal çatışmasını tetiklemesi. Rehin alma haberleri de gelmeye başladı. Yani en tabii bu ne oluyor? 1500 sivilin şu anda Musul'daki stratejik noktalarda canlı kalkan olarak kullanıldığı söyleniyor. Müttefik Hava Kuvvetleri bu şehirleri vurursa uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine göre sivilleri öldürmüş olacak. Demek ki bu bir yıpratma savaşı bir. Evet. İkincisi meskun mal savaşı. Üçüncüsü belirsizliklerle dolu. Yani ben bunun minimum daha kış gelmeden bu çatışmaların gerçek resminin ortaya çıkacağına inanmıyorum. Dolayısıyla burada Türkiye en güzelini yapıyor. Bekle gör politikasını uyguluyor. Karşı tarafın zaten ordusu her ne kadar 70'te 100 bin sayıları olsa dahi burada çok başarılı olacaklarını sanmıyorum askeri açıdan bir. İkincisi, Türkiye'nin beklemediği ve belki de Sayın Başbakan da ifade etti, hani İbadi'nin çıkışlarına karşı siz PKK'yı dedi kontrol altında tutun. Şimdi hiç beklenmedik bir anda biliyorsunuz DAEŞ Kerkük'te saldırıda bulundu. Ama bu kurt kuzgun havayı sever. PKK'nın militanları da elini kolunu sallayıp şeye girdiler. Kerkük'e girdiler. Şimdi demek ki burada önceden hazırlanmış bir tezgah var. Evet. PKK ve PYD bu işin içerisinde olacak ama asıl mesele bu iyi milislerin kalkıp burada bir etnik çatışmanın içerisine girdiği takdirde ki bu teneferde yaşayan Türkmenlere karşı bekleniyor. Ve burada Sincar'da bir belirsizlik var. Sincar i̇şte, şu anda hala hazırda. O zaman PKK'nın Türk ordusu kontrolü. Burada kuvvetlerini bir şekilde
güçlendirdi ve dikkat ederseniz burada göstermiyor ama birazdan diğer haritamız Suriye bölümünde daha net bakacağız oraya. Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'deki mevzilerin içerisine girdi. Yaklaşık 20 tanklık bir taburluk bir kuvvet de Türkiye burada yaptı. Yani Türkiye aslında adım adım bu bölgede esas Cüneyt Arkın olduğunu gösteriyor. Bir, Türkiye olmadan bu işin olmayacağını müttefikimiz Amerika'da görüyor. Üçüncü husus da şu, buradaki belirsizliklere karşı Türkiye Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerimizi sınıra kaydırdı. Bunların içerisinde zırhlı birliklerimiz var. Ve biliyorsunuz bazı uçaklarımızda koalisyon hava kuvvetleri de alarm pozisyonunda bekliyorlar.